Sevgili arkadaşlar, sizlere bugün evde nasıl şarap yapılır onu anlatacağım. Tabii bu şarabın içine alkol koymuyoruz. Öncelikle nasıl yapıldığını anlatacağım ve arkasından slide olarak fotoğraflarımı takip edebilirsiniz. 1. Üzümleri salkımdan ayıklıyoruz ve yıkıyoruz. 2. Çekirdek ve kabukları ile kovanın içine ezip 2 paket yemek mayası, ekmek mayası ekleyip karıştırıyoruz. İsteyen cıbranın içine bir adet narın tanelerini ekleyebilir veya pancar da ekleyebilir. 3. Cıbramızı 6-7 gün boyunca bir defa günde karıştırıyoruz. Ve üstünü tülbent ile örtüyoruz yabancı madde içine düşmesin diye. Initiated as a thug, treated for wicked ambitious as I was. Picture a nigga on the verge of living insane. I sold my soul for a chance to kick it in bang. Now tell me if I'm wrong, but saying fuck the world got you deeper in my songs. Drink it till I earn, spending money till it's gone. It's the good life, baby niggas got it going on. Now maybe if I died and came back, wouldn't have the same crack. Addicted to the game, so obviously we came strapped. Please forgive me for my wicked ways. Fuck a bitch, bad boy niggas eat a dick a day. It's a slaughter, so wicked that my tracks is wetting niggas like a slaughter. I learned my lessons as a thug in these wicked ass hood fights. But I'm a ballin' man, nigga. I live good, I'm the good life, fuck my foes. God bless the dumb niggas that trust them hoes. Found a way to stack money, guaranteed to rise. I live a good life, niggas thug niggas don't die. See, I live a good life, fuck my foes. God bless the dumb niggas that trust these hoes. Found a way to stack money, guaranteed to rise. I live a good life. I move when my heart say move. Fierce like a lion, got nothing to prove. Scoping as a hot damn mule. Blood in my coma, nigga can't lose. Try and take me off my hot damn shoes. See how quick I drop up and get these bitches to blues. They gon' see you on a hot damn move. And they ain't even nothing. Mixed me to the crime, not the grit, not a hot damn. Evet arkadaşlar, sonra cıbramızı su bidonunun içine süzüyoruz. Şarabımız fermante olmaya başlıyor. Yaklaşık olarak 4-5 ay boyunca fermante oluyor ve oda sıcaklığının 26 derece olmalı civarında olmalıdır. Fermante aparatı dışarıdan temin edebilirsiniz. Bu fermante aparatı dışarıdan oksijeni su bidonun içine almıyor ve içerideki karbondioksit gazını dışarı atıyor. Bunun Türkçesi olarak hava kilidi aparatı diye geçiyor. Fermantasyon işlemi bitince şişeleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Şişeleme bittikten sonra şişenin içinde duran şarap yıllandıkça lezzeti ve tadı daha güzel oluyor.